Reyhanlı, Ahmet, Ankara, Suruç, Antep'te kaybettiğimiz canları saygı ve rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu ülkeyi yöneten AKP ve MHP faşist iktidarı partimizin yönetici ve üyelerini asılsız iddialarla hukuksuzca yargılayıp yüzyıllarca hüküm verilmesi için her türlü çabayı göstermiştir. Ancak bu katliamları gerçekleştirenler hakkında en ufak bir girişimde bulunulmamıştır. Yoldaşlarımızı yargılıyorsunuz ama bizler onların mücadelelerini daha da büyüterek ülkemize eşitlik, kardeşlik, barış ve özgürlük gelene kadar mücadelemizden asla tek adım geriye atmayacağız. Katliamcılar ve onlara destek olan bütün kamu görevlileri halklara karşı işledikleri bu suçların hesabını verene kadar mücadelemizi sürdüreceğimize buradan bütün halklarımıza söz veriyoruz. 2013 tarihinde Reyhanlı'da Türkiye'de IŞİD vahşetinin, IŞİD barbarlığının ilk büyük katliamı gerçekleşti. Bütün istihbaratın, güvenlik güçlerinin sözde ülkenin korunduğunu sağladığını söylediği bir süreçte maalesef ülke sınırları içerisinde iki büyük patlama oldu ve burada onlarca insanımızı kaybettik. IŞİD barbarlığı, IŞİD vahşeti halklar arasındaki düşmanlığı büyütmek için ülke sınırları içerisinde maalesef daha büyük yıkımlara, kayıplara sebep oldu. Ülke sınırlarında istihbaratın daha önce haberimiz vardı dediği ama bunun için herhangi bir önlemin alınmadığı ve bu katliamın göz göre göre geldiğini gördük. Bu katliamdan sonra Suruç'ta da Ankara Gar katliamında da onlarca insanımızı kaybettik. Ve yüzlerce arkadaşımız yaralı ve kendi hayatlarına maalesef eksik bir şekilde devam ediyorlar. Ama bugün bu vahşeti, bu katliamın asıl sahipleri olan kişiler yargılanmıyor. Bugün Kobane Kumpas davası adı altında bu konuda duyarlılığı, haklı gerekçesiyle halkların en demokratik hakkını kullandığı ve bunun için halkların sokağa çıktığı bir süreçte bununla ilgili partimizin aldığı kararla halkların dışarıda olduğunu ve bunun bu katliamlardan sorumlu tutarak arkadaşlarımız hala yargılanmaktadır. Asıl suçluların yargılandığı, asıl suçluların cezaevine girdiği, asıl yargılanmaların başlatıldığı süreçlerin olması gerekiyor. Ve Kobane Kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Biz bir daha buradan tekrarlıyoruz. Kobane onurumuzdur. Reyhanlı'da, Ahmet'te, Ankara'da kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygıyla, minnetle anıyoruz. Ve bu davaların asıl sorumluların yargılanacağı sürece kadar sesimizi yükseltmeye, sesimizi büyütmeye buradan bir daha söz veriyoruz. 11 yıl önce bu kentte, Hatay'da, Reyhanlı'da Türkiye telafisi bir daha mümkün olamayacak bir eşikten geçirilmek istendi. 9 Mayıs 2013 günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güpegündüz ard arda iki bomba patlatılarak yakın tarihimizin en büyük katliamlarından birisi yaşandı. Neydi bu katliamın amacı? Katliamın amacını dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerinden, 53 Sünni vatandaşım katledildi sözlerinden çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Katliamın amacı halkların, inançların, kimliklerin arasında kutuplaşmalar yaratarak 53 Sünni vatandaşım diye yaşamını yitiren vatandaşlarımızın mezhebini vurgulayarak Hatay'ın kadim halklarından olan Arap Alevileri hedef gösterip Türkiye'de yeni bir mezhep çatışmasına mahal hazırlamaktı. Ancak Hatay halkları hemhal duygularla katliamı lanetleyerek, kınayarak bu oyunu boşa çıkardılar. İktidar tarafından bir grup öfkeli genç denilen IŞİD çeteleri tarafından partimiz HDP'nin Ahmet mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Kürt yurttaşlarımız katledildi. Suruç'ta
Kobane'deki yeni ve özgür yaşamı kurma mücadelesiyle dayanışmak isteyen sosyalistler, devrimciler, 33 düş yolcusu katledildi. Kobane halkı var gücüyle bu katliamcı çetelere, soykırımcı çetelere direnirken, Kobane halkıyla dayanışmak isteyen, dayanışmak için sokaklara dökülen Türkiye halklarının dayanışma iradesini sindiremeyen iktidar, partimizin dayanışma çağrısı içeren bir tweetini bahane göstererek eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı, MYK üyelerimizi ve partimizi kapatma davalarıyla onlarca yoldaşımızı, dayanışma eylemlerinde yaşamını yitiren onlarca yoldaşımızı katletmişken bu katliamın sorumlusu gibi göstermeye çalıştılar. 8 yıldır sürmüş bu hukuksuz davaya bu yüzden Kobane Kumpas davası diyoruz işte. Katliamların gerçek sorumluları açığa çıkartılıp yargılanana kadar, Kobane Kumpas davasında ceza almış yoldaşlarımız özgürlüklerine kavuşana kadar, demokratik sosyal bir cumhuriyeti Kürt halkıyla, Arap halkıyla, Alevilerle, işçilerle, emekçilerle kurana kadar birlikte mücadele eden asla geri durmayacağız. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Kobani düşmedi, düşmeyecek. Kobani düşmedi, düşmeyecek.